Evet, Serdar Sarı'da seninle başlayayım istersen. Fenerbahçe için geçtiğimiz sezon da zordu Sivasspor rakip olarak. Yine bir puan kaybı yaşadı. Ne söyleyeceksin? Bu arada tabii istatistik ekrana da geldi. Sivasspor'u son 5 maçta yenememiş Fenerbahçe. Ertuğrul Yanal döneminde de herhalde bir Sivas deplasmanı sonrası Ali Koç çarpıcı bir açıklamaları, ifadeler kullanmıştı. Geçen Yine sene şampiyonluktan etti zaten evet, Sivasspor. Sivas'la Fenerbahçe arasında böyle bir Uyuşmuyor, doku uyuşmuyor. doku uyuşmuyor, böyle bir sorun var. Ama burada şimdi bu maçı kendim verdim puanları. Yani Altay'ından tut, Altay'ın belli bir bu arada noktadan sonra şimdi çok aşağıda kendin oyunu kaldı. ortak ettin. Altay'ın hatası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani orada sanki Fenerbahçeler ikiye bölünmüş durumda. Çok üstüne geliniyor, deniyor. Birkaç hata yaptık. Artık Ben hani Altay'ın sıkıntı ilk var geldiği deniyor. sezonda şöyle bir yorum yapmıştım. Bana bazı Fenerbahçeliler tepki göstermişti. Çok yetenekli bir kaleci, çok iyi bir kaleci, iyi bir insan. Ama Çok kötülü bir çocuk bir de ya. Gerçekten çok saygılı, çok değerli bir evet. çocuk. Ama bu ilk sezonunda, ilk şeyinde hani çok böyle tecrübeli kaleciymiş gibi tartışmaların içine girmesi, efendime söyleyeyim, kendini aşırı derecede yorması, sinirlenmesi anlamında gerek yok. İşte bana laf söylediler. Sana ne falan filan gibilerinden. Ben işin nereye gideceğini biliyorum. Daha oldum deme. Daha oldum deme. Olmadın. Asla ve asla kalecilikte oldum diye bir şey yok. Her daim diri duracaksın. Her daim uyanık olacaksın. Sen son adamsın. Sen bir ülkenin sınırındaki en son adamsın. O hareketleri orada yapman. Onu Muslera yapıyor. Tecrübesi var. Ben Muslera'nın yerinde de olsam yapmam. Bence de kimse kendini riske atmasın. Kaleciyim ben ya. Ben riske sokmam. Benden başkası yok arkada. Bitti. Ya penaltı yapmak zorunda kalacağım ya da kırmızıyı göreceğim. O yüzden o hareketleri yapmana gerek yok. Yani orada onu yapmanı gerekecek bir şey yoktu. Suçlusu değildir maçın. Kart için ne diyorsun? Oraya Ahmet Bey bağlı. sormuş. Sarı kart görmesi doğru muydu Sarı kart. sadece? Tabii Sen ne tabii. diyorsun? Sarı kart mı, kırmızı kart mı? Penaltı yaptırdığı pozisyon. Bence Yani kart doğru. o kırmızı kart, son adam olayı farklı şeyler. Onlar aralarında kendi aralarında ayrılıyor. Bak, elleri mesela bana göre penaltı olan geçtiğimiz hafta el pozisyonları var. Fakat biz de buralara otururken hakem dostlarımız da eski hakemliği yapmış, bırakmış. Faul hakem dostlarımız da evet. konuşuyoruz, soruyoruz farklı farklı isimleri. Artık hakem yorumuna giriyor diyorlar. Var da o yüzden karışmıyor. Ondan müdahale edemiyor. Ha, orada ben şuna karşıyım. O zaman VAR'ı hiç kullanmayayım daha iyi. Hani bana burada bu yardımı sağlamıyorsa. Çünkü kritik hem Fenerbahçe maçında verilmeyen bir penaltı var bana göre. El. Berişan'ın şutundaki olay. Rozier bana göre penaltı. El. Ama Beşiktaş Değişiyor, evet hakemle mi bunlar. kazandı maçı? Hayır. Oyunuyla kazandı. Ya bunlar değişiyor. Bunlar hakem yorumlarına giriyor artık. Hakem yorumlarına giriyor Evet. artık. Değişiyor. Dolayısıyla bu tür sıkıntıları da göreceğiz diye tahminim. Ama VAR'ı burada kullanamıyorsak VAR bence bir işe yaramıyor. Evet, Niye Eren aldın Bey ki? demiş ki ben Altay'ın kredisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezon bile çok maçı Altay sayesinde kazandılar. Kesinlikle Tabii ki. katılıyorum ben. Altay gerçekten çok 10 numara bir kaleci ve Türk milli takımın kalecisi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Altay bu konuya çok üzülmüyor mu? Sonuna kadar üzülüyor. Orada keşke onu yapmasaydım diyebilir. Ama genç bir çocuk. Bu geliştirmesi hala devam ediyor. Gelişimi devam ediyor. Bu çocuğu kazanmak lazım ki. Ama sonuçta bu sene bambaşka bir Fenerbahçe var. Bu sene artık her şeyini vermiş ve kaybedecek artık hiçbir şey kalmamış. Hem yönetim tarafından hem Pereira tarafından. Çünkü Ali Koç artık ya da taraftarlar, camia bu sene kesinlikle şampiyonluk istiyor. Pereira da başarı istiyor. Niye? Çünkü artık Çin'e gitmiş, parayı kazanmış, malı götürmüş tabiri caizse. Bu saatten sonra Fenerbahçeleri bir başarı istiyor. Ve hem camia olarak hem de takım olarak tamamıyla başarıya endekslenmiş bir takım var. Altay'ın bunu yapmamalı mıydı? Tamamen yapmamalıydı. Ama yapsaydı, başarılı olsaydı şimdi biz Altay'ı konuşurduk. Ama burada yaptı bu hareketi, başarısız oldu. Şu an biz puan kaybını konuşuyoruz da belki bu puan kaybı Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda etkili olabilir ama genel anlamda Altay'ı kazanmak lazım. Altay hem milli takımında hem de Fenerbahçe'nin de bence as kalecisi olacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda.
Evet, yine benzer bir yorum gelmiş. Altay Bayındır'ı bir maç üzerinden eleştirmek ne kadar doğru? Geçen sezon şampiyonlukta tutmuştu takımı. Kesinlikle. Diye. Muslera sezon başında aynı hataları yaptı. Onu neden konuşmuyorsunuz demiş Burak Bey. Aslında sezon başından beri Muslera'nın hataları da konuşuluyor. Konuşuluyor. Muslera'nın hatalarını hep konuştuk. Ki yine kredisi olan bir futbolcu. Muslera'da yapmış olduğu hatalardan dolayı özür diledi. Ama şöyle bir şey var. Muslera'nın Galatasaray kariyeri boyunca yapmış olduğu hizmetlerinde bu hataları belki tolere edebilir ama şimdi Altay daha Fenerbahçe kariyerine yakın zamanda başlamış ve basamakları teker teker çıktığı için biz bu şu an hatalarını konuşabiliyoruz. Evet, hakemle ilgili Fenerbahçe'nin bir açıklaması var. O açıklamayı bir getirelim ekrana. Tabii artık lig başladı. Hakem tartışmaları da beraberinde geldi. İzleyelim yeterimiz. Evet, o düşüncelerinizi merak ediyorum. Ki, yani hakem bu kadar eleştiriyorsun dakikalardan dolayı da o zaman goller atman lazımdı. O zaman golcü alman yani lazımdı. Yani süre konusunda... O zaman da forvet alman lazımdı değil mi? Evet, çünkü şeyde yani. Çok durdu değil mi? Değişik de çok durdu. Hı hı. Başka ne olmuştu? Zaten uzatmanın da içinde bir duranlık oldu. Dolayısıyla orada hani süre konusunda biraz tabii ki haklı tarafı var ama... 7 dakika uzattı. Yani bu değildir. Haklı tarafı var. Ne değil? Değildir. Açıklama yapabilir ama maçın kilit noktası bu olay değildir. Değil, yani süre değil. Değil. Ya yani maçın kilit noktası belli zaten. Altay'ın yapmış olduğu yani sezonun başı yanlış hareket. Hakemler biraz daha dikkatli olmalı yönünde iyi niyetli bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben de. Yani aslında bir öngörü gibi evet. Yani yarışta etkili olacaklar diyor açıklamada. İşte olmaması lazım. Burada haklılar. Şimdi bugün Hüseyin abinin tweetini gördüm. Hüseyin Özkök abinin. Ya Almanya'da falan böyle hakem makem çok konuşulmaz. Haftanın evet. Hakimi kim haber olmaz. Doğrusu da bu ama bunu biz de durup dururken yapmıyoruz. Spor medyası da bunu durup dururken yapmıyor. Hakemler öne geçtiği için, hakem kararları diyelim daha doğrusu, öne geçtiği için konuşuluyor. Aslında ama çok erken başlıyoruz bak, Türkiye biz ya. Spor biz Yazarları, Türkiye Ligi'nde çok erken başlıyoruz. Türkiye ya. Spor Yazarları Derneği'nin Oğuz abi tebrik ediyorum Oğuz Tanrı. Ulenberg'i getirdi. Ulenberg'i getirip orada işte gazetecileri falan. Ben gece geç yattığım için kalkamadım. Yetişemedim. Giden abilerimizden, arkadaşlarımızdan öğrendik. Zaten ben de takip ediyorum. Bunları her gazetecinin takip etmesi lazım. Bu yenilikleri. Ama şu da var. Güncellendiğini sürekli artık sezonluk değil. 2-3 ayda bir de güncelleniyor bazı kararlar. Bu Arda'nın el olayı, penaltı, Vida'nınkiyle aynıydı falan diye. Farklı zaman dilimlerinde olduğu için tartışma noktasına giriyorduk. Ama bilmiyoruz. Ben hakem dostlarımızdan öğrendik. Değişti o kural diyor. Bilsen de bir şey fark etmiyor ki. Ya bir kere sezon yani. içerisinde... 25'i de farklı. Ya sezon içerisinde bu kadar yani. Değişmesi zaten sıkıntı. Tabii oyun, ki. Maç başladıktan sonra oyun kuralı değişmez ki. Tabii ki. Biraz da öyle bakmak lazım. Ama bu sene hakemler çok damga vurur mu sezona bilmiyorum açıkçası. Ama çok konuşulan hakemler yine başladı çok konuşulmaya. Bence gereksiz olduğunu düşünüyorum. Daha ligin başındayız. Ligin başında bu kadar çok hakem konuşulması. Mesela başka şeyleri konuşalım. İşte Altay'ın pozisyonunu konuştuk. Mesela Muhammed Gümüşkaya'yı konuşalım. Ulenberg olayı müthiş olay. Yani ben ilk kez böyle bir şey gördüm. O Sergen Yalçın. Evet. Bunu hedef gösterdi. Birebir de. Yani hedef gösterme istemezken gösterdin. Öyle bir şey ki. Yani bence Alman aklıyla bir şeyler söylemek istedi. Yani Alman kafası derken kötü anlamda demiyorum. Yani onların bakış açıları farklıdır, bizim bakış açıları farklıdır. Yani ama böyle bir tepki beklemiyordu ama. Tabii ben tabii öyle bir tepki de beklemiyordum. Evet, mesela tabii ki. Yani biz de sana, her şeyi söyleriz. Ben sana gelip derim ki Serhan 2000 TL borç versen ay başında sana vereceğim. Sıkıştım bir ödemem çıktı falan. Sen dersin ki al kardeşim tamam falan ya da param yok Serdar'cığım. Türk muhabbeti budur. Alman'a gidip bunu söylersen Alman der ki neden bunun önlemini daha önce almadın? Evet. Evet. Bu durum buraya. Ben bakış çünkü açısı. Bunu yaşadım. Biri, ben de şöyle bir şey yaşadım. Bir Alman'ın bunu birine söylediğini gördüm. Mesela durumu kötü olanlara yardım etmeye kalktığında ya da onlardan rica etme bak böyle bir irisi var hadi gel yardım yapalım dediğinde neden kendine bakamıyor mu? Neden ona gerekli yani imkanlar bence, sağlanmadı? Bence Ulenberg de o konuşmayı yaparken bizim sevgili Taner'e Sabah gazetesinde çok da güzel bir gazeteci görüyor. Sonra gene konuşmuş. Maksadını açtı o ifadeleri evet, falan evet. diye. O Alman kültürüyle bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama buranın kültürünün evet. ne olduğunu bilmeden.
Ama yani olabilir. Yıllardır da Türkiye Futbol Federasyonu maaş alıyor yani, bilmesi tabii, lazım. Tabii öğrenmesi lazım. Hatta yani çok çok öğrenmesi lazım.